2018'de Türk lirasının ciddi değer kaybetmesine yol açan kur şokunun ardından 2019'u faizlerde gerileme eğilimi ve kamu bankalarının kredi destek paketlerinin inmesiyle toparlanma sürecinde geçiren reel sektör, 2020'ye büyük beklentiler ve imserlikle girmişti. Reel sektör 2020'ye girdiğinde rekorlara imza atmayı beklerken kimsenin tahmin edemediği bir yerden darbe alacağını bilmiyordu. Covid-19 salgını sektörlerin 2020 macerasını anlatmaya, seyahat kısıtlamaları ve uçuşların durdurulmasıyla hiç kuşkusuz pandemiden en çok etkilenen turizm sektöründen başlayalım. Turizm sektörü 2019 yılını 51 milyon turist, 34 milyar dolara yakın turizm geliriyle kapattıktan sonra 2020'ye 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla turizm geliri hedefiyle başlamıştı. Mart ayında açıklanan ekonomik istikrar kalkanı paketinde sunulan mali destek, finansman ve likidite imkanları içerisinde turizm sektörüne yönelik önlemlerde yer almasına karşın yabancı turiste hareketlenme olmayınca gerçekleşmeler hedeflerin çok altında kaldı. 1 Temmuz'dan itibaren konaklama tesislerine güvenli turizm sertifikası alma zorunluluğu getirilmesinin ardından Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Almanya gibi ülkelerden gelenlerin katkısıyla sektör kayıplarını az da olsa geri aldı. Yılın son aylarında turizm hareketliliği tamamen dururken, sektör 2020'yi hedefin yaklaşık dörtte biri seviyesinde 10 ila 12 milyar dolar turizm geliri ve 15 milyon yabancı ziyaretçiyle kapatmayı planlıyor. İlk onayda yabancı ziyaretçi sayısı 13.6 milyonda kalmış durumda. Perakende sektöründe ise 2020'nin anahtarı online satışlar oldu. AVM ve cadde üstü mağazalarında fiziki alışverişten kaçış yaşanırken 2020'de online satışlar oyunu belirledi. Perakende ciroları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24.3 artarken gıda, içecek ve tütün satışları %28.5, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar %28.9, otomotiv yakıtı satışları ise %6 arttı. 2020 yılı Ekim ayında hizmet ciro endeksi %8.8 artmasına karşın İnşaat, sanayi ve ticaret ciro indekslerindeki artışların oldukça gerisinde kaldı. Nisan ayında perakende cirolar dip seviyeyi görürken, Mayıs ayında itibaren hızlı yükselişle Ekim ayında yılın en yüksek artış hızına ulaşıldı. Ancak ilk 6 ayda perakende cirosunda %20 büyüme yaşanırken, gıda kategorisinde bu oran %33'e ulaştı. Buna karşın gıda dışı perakende de aynı dönemde %34 küçülme yaşandı. Gayrimenkul sektörü ise pandeminin damgasını vurduğu 2020 yılında Ağustos sonuna kadar devam eden faizlerdeki düşüş trendinin avantajını fazlasıyla yaşadı. 2020 yılı Ağustos ayı başında %0.75 seviyesinde gerçekleşen konut kredisi faiz oranı 2020 yılı Ekim ayında %1.17 seviyesine yükseldi. 2020 yılı Eylül ayı sonunda konut kredisi hacmi 277 milyar liraya ulaşırken, kamu bankalarının toplam konut kredisi hacmi içindeki payı 2019 yılı Eylül ayında %54.7 seviyesindeyken 2020 yılı Eylül ayında %63.3'e çıktı. İşte bu koşulların etkisinde gayrimenkul satışı ilk 11 ayda 456 milyar lirayla rekor kırdı. Ocak ila Kasım döneminde ülke genelinde sıfır konutlarda dahil 2 milyon 464 bin adet gayrimenkul satışı gerçekleşti. Otomotiv sektörü de 2020'de oldukça sıra dışı bir yıl geçirdi. Pandemi kararının ardından tedarik zincirinin aksaması birlikte Nisan ve Mayıs aylarındaki kapanmalar dışında otomotiv pazarı neredeyse tüm yılı yükselişle geçirdi. Düşük faizde kredi imkanlarının desteklediği otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'nin ilk 11 ayında bir önceki yıla göre %72 artarak 668 bin seviyesine ulaştı. Aynı dönemde otomobil satışları da %67.3 artarak 529 binin üzerine çıktı. Yılın sektörde en ilgi çeken taraflarından biri, sıfır araç bulunamayan dönemde ikinci el araç fiyatlarının astronomik oranlarda yükselmesiydi. Özellikle yaz aylarında talebin dartmasıyla ikinci el araç fiyatları yüzde %80 hatta bazı modellerde %100 oranında artarken, Aralık ayına gelindiğinde sıfır araç bulunurluğu artınca ikinci el fiyatları ilk kez az da olsa %10'luk düşüş gösterdi. 2020 enerji sektörü açısından da sıradan bir yıl değildi. Koronavirüs nedeniyle talep tarihi düşük seviyelere inip stoklar yetmeyince küresel enerji piyasaları 21 Nisan'da Batı Teksas tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihte görülmemiş eksi fiyatlı işlemlerin şokunu yaşadı. OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler yıl boyunca petrol kesintisi anlaşmasının ne kadar uzatılacağı konusunda anlaşmazlığa düştü. Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi. 21 Ağustos ve 17 Ekim'de keşfi açıklanan gaz rezervi toplam 405 milyar metreküp'e ulaştı. 2020'de ayrıca elektrik, doğalgaz ve madencilik alanında bürokrasinin azaltılıp üretimin artırılmasına yönelik yasa tasarısı meclisten geçirildi.